YouTube'a yeni başlayacak olanların aklında hep aynı soru var. Hangi kamerayı almalıyım? Hangi lensi alayım? Aksiyon kamerasıyla video çekebilir miyim? Hangi mikro... Fakat işin mutfağını konuşan pek yok. Montaj kısmı, video işinin mutfak kısmıdır. Bu videoda sizlere montaj programı seçerken nelere dikkat etmeniz gerektiğini anlatacağım. Hem kendi tecrübelerimi hem de içeriklerini severek takip ettiğim içerik üreticilerinin hangi programı kullandıklarını onu kendileri anlatacaklar. Bu videoda konuğumuz. Hazırsanız başlayalım. Efendim öncelikle şu yara bandını açıklığa kavuşturalım. Önceki videolarımı izleyenler hatırlayacaktır. Orada bir yağ bezesi gibi bir şey vardı uzunca bir süredir. Sonunda onu aldırdım. Benim de gözüme batmaya başlamıştı. Ee, i̇ğrenç bir espri. Onu aldırdım o yüzden böyle bir bantla kapadım. Gözünüzü almasın. Özür diliyorum bu görüntü kirliliği için. Neyse televizyonda, sinemada... İnternette izlediğiniz bütün videoların, bütün üretilen içeriklerin aslında 3 tane genel aşaması var diyebiliriz. Birincisi hazırlık aşaması. İşte ne çekeceğiz, nasıl çekeceğiz, senaryosu, osubusu. İkincisi çekim aşaması, üçüncüsü ise montaj aşaması. Kurgu bölümü. Ne videosu çekiyor olursanız olun, istiyorsanız YouTube'a yeni giriyor olun, isterseniz Facebook, Instagram veya bir müşterinize video çekiyor olun. Çekimden daha fazla süreyi inanın bana montaj programınızın başında harcayacaksınız. Montaj programı seçerken dikkat etmeniz gereken noktalar var. Kullanacağınız montaj programına hakim olmanız gerekiyor. Onun özelliklerini çok iyi biliyor olmanız gerekiyor ve kullanımı size kolay geliyor olması lazım. Spoiler'ı baştan verelim. En muhteşem video montaj programı rahatça kullanabildiğiniz ve ihtiyaçlarınızı karşılayacak montaj programıdır. Yani şu program en iyisi, bu program en iyisi diye bir şey yok. Birazdan diğer YouTuber'ları da dinleyeceksiniz. Hepsi farklı farklı programlar kullanıyor ve hepsi ihtiyaçlarına yönelik program kullanıyor. O yüzden siz de öncelikle ihtiyaçlarınızı belirliyorsunuz. Şimdi hızlıca piyasada en çok kullanılan video montaj programlarını konuşalım, öyle devam edelim. Birincisi Final Cut Pro Apple'ın kendi işletim sistemleri için geliştirdiği MacBook'larda, Mac bilgisayarlarda muhteşem render hızlarıyla çalışan bir e, video montaj programı. Ben de yıllardır Final Cut Pro'yu kullanıyorum. İlk başladığım zaman da onunla başladım. Kendimi çok geliştirdim. Çok video izledim. Sorunlar çıktıkça onunla çözmeye çalıştım ve şu an çok rahat kullanıyorum. E, özellikle eklentilerle, üçüncü parti yazılımlarla, diğer firmaların yaptığı yazılımlarla çalışma sahasını çok genişletebileceğiniz bir yazılım. Mac'lerde dediğim gibi MacBook işletim sistemlerinde render hızı. Yani render hızı nedir? Hızlıca onu da bahsedeyim bilmeyenler için. Siz video montaj programında bir projeyi ekler, biçer, değiştirirsiniz. Yani programa bu videoyu böyle yap dersiniz. İşlemeniz bitince render alırsınız. Yani bu söylediğime göre bana bir video çıkar bakalım. Hadi bu videoyu ortaya çıkar dersiniz. İşte bu render işlemidir. Final Cut'ta bu ciddi anlamda çok hızlı oluyor. O yüzden benim tercih etme sebeplerimden bir tanesi de bu. Fiyatı biraz tuzlu. Şu an için 2000 TL gibi bir fiyatı var. Diğer bir program DaVinci Resolve. DaVinci Resolve hayatına renk düzenleme programı olarak başlamış fakat daha sonra profesyonel bir video montaj programı olarak devam etmiş. Ücretsiz versiyonu var. Çok güzel bir program. Hatta birçok YouTube içerik üreticisi işte en iyi ücretsiz montaj programı falan diye bunu koyuyor ama şunu görüyorum hep. Montaj programı hakkında hiçbir bilgisi olmayan arkadaşlar DaVinci Resolve indirip uzay mekiğinin kontrol paneline bakıyormuş gibi duruyor. O tabi sizin kendinizi geliştirmenizle alakalı. Da Vinci Resolve'un ücretsiz versiyonu var. Ücretsiz versiyonunun yetmediği yerde daha fazla özellik istediğiniz yerde de tabii ki 380 dolarlık e, Studio Pro versiyonu işin içine giriyor. O da bir kere ödeme yapıyorsunuz. Ömür boyu kullanıyorsunuz. Özellikle YouTube'da Final Cut kadar en çok kullanılan diğer bir programda Adobe Premiere Pro kullanım arayüzünün temiz olması çok fazla özellik barındırıyor olması birçok sorunun çözümüne ait özelliğin programın içerisinde olmuş olması Adobe'u en en çok tercih edilen programlardan bir tanesi Premiere Pro'yu yapıyor. Tek dezavantajı var aylık ödemelerle çalışan bir şey. 130 küsür lira gibi her ay ödeme yapmanız lazım ki bu senede 1500 lira. ikinci sene devam ediyorsanız 3000 lira ki dolar kuru diğer şeyler artarsa onu da bilemem. Yani hep ödemeye devam ediyorsunuz. E, stüdyo, Da Vinci Studio gibi veya Final Cut gibi böyle bir kere ödeyip ömür boyu kullandığınız bir program değil. Adobe Premiere Pro'ya her ay ödeme yapmak istemeyen ve özellikleri daha az olsun diyenler için e, Premiere'in Elements diye de bir programı var. Yanılmıyorsam 100 dolar gibi bir kere ödüyorsunuz. Daha az özel özelliği ömür boyu kullanabiliyorsunuz. Onu da inceleyin derim. Diğer bir program Coral Video Studio. 139 dolar gibi bir ücreti var. O da bir kere ödüyorsunuz ömür boyu kullandığınız. Birçok giriş ve orta seviyede içerik üreticisi için fazlasıyla yeterli bir program. Bir diğer video montaj programı da iMovie. Apple ekosistemiyle ücretsiz olarak geliyor. Siz cep telefonunuzda, iPad'inizde veya işte MacBook'unuzda ücretsiz olarak iMovie kullanabiliyorsunuz. Güzel montajlar yapabilirsiniz. Giriş seviyesinde bir uygulama ama diyorum ya neye ihtiyacınız var? Eğer siz çok böyle color grade'e yok, luta, ota, boka girmiyorsanız... Videolarınızda anlattığınız şey önemliyse iMovie fazlasıyla yeterli tercihlerden, te seçeneklerden bir tanesi oluyor. Son olarak konuşacağım video montaj programı da Movavi Video Editor Plus 2020. Bunu hatta birkaç video önce size tanıtmıştım hatırlarsanız. Hem yeni başlayanlar için kullanım kolaylığı olsun, birçok profesyonel program içerisinde sunulan özellik olsun, işte picture in picture olsun veya titreşim azaltma olsun birçok ekstra özelliği de programın içinde sunması YouTube'a yeni başlayanlar için tercih edilebilecek seçeneklerden biri yapıyor Movavi Video Editor Plus'ı. Hatta ben tanıttıktan sonra birkaç arkadaşımız alıp kullanmaya başlamış. Epey memnunlardı. O videoda da %30 indirim vermiştim. Hatta aşağıya da linkini koyayım. İsteyen varsa %30 indirimli alabilir. O da yanılmıyorsam 175-180 lira gibi bir fiyata sahip. Bir kere ödüyorsunuz. Ömür boyu kullanıyorsunuz. Bu da bu seçeneklerden biri. Tamam şimdi video montaj programlarını hızlıca bir piyasadakileri tanıttık ama neye göre seçeceğiz? Tabii ki önceliğimiz fiyat aralığı olacak. Eğer siz bu işe bir bütçe ayırmak istemiyorsanız, ücretsiz bir programla işe başlamak istiyorsanız az önce söylediğim gibi DaVinci'nin ücretsizini veya iMovie'yi kullanabilirsiniz. Windows'da da böyle foto uygulaması yanılıyorsam video yapmaya yarıyordu. Bunlar en azından sizi neye ihtiyacınız olduğunu gösterecek programlar. Daha sonra işletim sistemi. Final Cut kullanmak istiyorsun ama PC kullanıcısın, kullanamazsın. Buna dikkat et. İşletim sistemini kontrol edin. Fiyatınıza göre ürün seçin. Bir diğeri de kullanım kolaylığı. Bir ürünü bir bir bakın bakalım. Nasıl? Kullanımı rahat mı? Render hızı nasıl? Yani render hızı çok önemli olacak bir zaman sonra. Bunları incelemeniz gerekiyor. Ve eklentiler. Ben dedim ya Final Cut'ta çok memnunum. Çünkü üçüncü parti yazılımlarla çalışma alanımı genişletebiliyorum. Nedir bu? Mesela şimdi buradan çıkacak bir lower third denen aşağıdan çıkan yazı veya bu efekt veya bir sürü şey, bu geçiş. Bunların hepsi üçüncü parti yazılımlarla yaptığım şeyler. O yüzden benim çalışma alanımı genişletmiştir Size iki ufak tavsiyede bulunayım. Bir tanesi internetten ücretsiz deneme sürümünü indirip bir Kurun. Bir 14 gün genelde 14 gün deneme sürümleri oluyor. Bir deneyin. Bir iki video çekin. Montaj yapın. Zorlayın kendinizi. Bakalım nasıl rahat kullanabiliyor musunuz? Deneme sürümlerinden faydalanın. İkinci değinmek istediğim konu da şu. Biraz çekim yapıp montajla uğraşın. Mutfağına ne kadar hakimsen önüne gelen malzemeyle o kadar geniş bir yemek yapabilirsin. Buradan örnek verelim. Şimdi mutfağında sadece ekmek bıçağı varsa ben sana fileto balık yapacağım diyemezsin. Ekmek bıçağıyla balığı fileto kesemezsin. Bu onun gibi bir şey. O yüzden mutfağına hakim olman, video montaj programına hakim olman çok iyi biliyor olman lazım. Ama sen hamsi tava seviyorsan, sadece bir tava ve yağ gerekiyorsa senin için içerisinde fileto bıçağının olacağı bir mutfak da senin için hiçbir şey ifade etmeyecek. Ona göre seçim yapın. Boşu boşuna para harcamayın. Ben şimdi kendimden örnek vereyim. Mesela ben Final Cut Pro kullanıyorum. Uzunca bir süredir. Hatta ilk başından beri. Çok memnunum. O kadar alıştım ki. Örnek mesela vereyim. Belgrad'a gittim. Belgrad videomu belki izlemişsinizdir. İzlemeyenler şuraya bir yere koyayım gidip izlesinler. Hı. Mesela orada bir kiliseye girdik. Ben e, fotoğraf makinemle video çekerken üzerinde biraz sarı tonları bir tık yüksek bir renk profiliyle çekim yapıyorum. Girdiğimiz kilisede de her yer sarıydı ve çok aydınlıktı. Ne oldu? Sarı patladı. Şimdi... Ayrıca orada biraz birkaç bir şey anlattım. Mikrofonda da wifi sinyali falan fıstık bir şey varmış. Ses de kötü çıktı. Şimdi ben şunu biliyorum. Geldiğim zaman montaj programına oturunca Final Cut'ın başına sarı rengi biraz azaltarak o patlamayı azaltabilirim. Ses gitmiş. Sesi kısarak Final Cut sayesinde videonun üzerine ses gömebilirim. Bunları yapabileceğimi biliyorum. O yüzden orada dert etmedim. Geldim burada tıkır tıkır hemen 5 dakikada hepsini bitirdim. Şimdi sıra geldi benim severek takip ettiğim içerik üreticileri ne program kullanıyormuş video montaj programı olarak onu soracağız. Öncelikle Aksi Kanal. Son dönemlerde severek takip ettiğim bir teknoloji kanalı. Bam 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 her şeyi söylüyor. Hiçbir sponsor firma çekincesi yok. Şimdi Aksi Kanal size basitliğin ne kadar büyük bir rahatlık getirdiğini anlatacak. Dinleyin bakın. Hadi bakalım Aksi Kanal ne kullanıyormuş? Evet Aksi Kanal'dan herkese merhaba. Mert Sezer'in kanalına konuk olmak benim için büyük bir şeref. Dolayısıyla direkt konuya girelim. Şimdi montaj programından bahsediyoruz. Ben size biraz kendi deneyimimden bahsedeyim ve bu işin içerisinde fazlaca pazarlama var. O pazarlamanın da bir dışına çıkalım ki zaten bence Mert'in videosu da bu mantığı sizlere oturtacaktır. Şimdi ben ilk olarak yaptığım videolarda iMovie'yi kullanmıştım çünkü bir MacBook kullanıcısıyım. Dolayısıyla MacBook Pro ile iMovie kullanmaya başladım. iMovie'nin mantığı da sonrasında da Final Cut'a rahatça bir geçiş yaparım diye düşündüm ki bu geçişi yaptım. 1,5-2 sene kadar Final Cut kullandım. Gayet de rahat ettim. Fakat sonrasında şöyle bir şey fark ettim. Benim Final Cut'ta kullandığım bütün özelliklerin böyle yani özellikle sık kullandığım ya da çoğunlukla kullandığım her şeyin iMovie'de de olduğunu fark ettim. Üstelik iMovie çok daha kolay bir arayüze sahip. Söylediğim gibi benim yaptığım bütün işlemlerin çok rahat yapılabildiği bir platform haline geldiği için çok olmayan bir biçimde montaj programında downgrade yaptım. Yani daha basit olanı kullanmaya başladım. Özellikle bu mobil montaj yapmaya başladıktan sonra burada bir iPad Pro var ve ben LumaFusion üzerinde mobil olarak da montaj yapmaya başladığım için ya bir dakika dedim bu işin kolaylığı çok daha önemli açıkçası kusursuz olmasından ki bir şeyleri kolay yapmak için bir şeylerde zaman kaybetmemek için iMovie gibi şeylerle başlanabilir hatta vakti geldiğinde downgrade bile etmek mümkün. Son bir şey ve bence önemli ben eğer bugün başlıyor olsaydım dürüstçe söyleyeyim ve Apple ekosistemine bu kadar bağlı olmasaydım Adobe öğrenmeye çalışırdım. Çünkü aylık ücretle iyi kötü ucuza başlıyorsunuz. Fakat uzun vadede daha pahalı oluyor. Yine de profesyonel anlamda bakıyorum. Herkesin ortak konuştuğu dil. İşte After Effects gibi bir şeyleri abartıp eğer video montajlama üzerinde bir kanal yapacaksanız gelişme oranı daha yüksek fakat onun dışında yapıştırın iMovie, yapıştırın LumaFusion'ı aynı şekilde iPad'lerde de iMovie var ve gayet rahat kullanılabilir. Beni konuk aldığın için teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi imkan olmasına rağmen basitliğin verdiği rahatlıktan faydalanan Aksi Kanal kendisi için en basit olan, en rahat olan programı kullanıyor. Şimdi sıra geliyor Erşah Kahraman'a. İngiltere'de yaşayan, girişimcilik ve ticaret üzerine videolar çeken, İngiltere'yi bize gezdiren, İngiltere ekipler amiri Erşah. Erşah'cığım sen neler kullanıyorsun, neden kullanıyorsun? Anlatır mısın bizlere? Sevgili Mert Bey'cim ve Mert Bey'in sevgili seyircileri. Öncelikle hepinize merhaba demek istiyorum. Hemen şu konuya girmeden önce bir şey söyleyeceğim. ben bir şey diyeyim şu anda, seyahatteyim aslında. hani O yüzden çok böyle ışıktı, sesli falan tam ayarlayamadım. Eğer kötüyse çok çok özür diliyorum ama... Hani bu videoda olmak istedim çünkü biliyorum ki insanlar video yapmak istiyorlar ve video editlemek istiyorlar. Hani bu edit programlarında çok hani kafaya takılan şey bana da çok sorular geliyor. Ya biz hangi program kullanacağız işte yok onu mu yok bunu mu? Gerçekten şunu söylemek istiyorum. Sizin bir bütçenize iki ekipmanınıza uygun program kullanın lütfen. Ben Corel Video Studio'yu kullanıyorum. Bendeki Ultimate modeli ama işte Pro var. Bir de galiba Starter Beginner gibi bir level'ı var. Benim alma sebebim iki taneydi. Birincisi ucuzdu. Yani ben aldığımda yanlış hatırlamıyorsam 59 dolar vermiştim. Bir sefere mahsus. İkinci en önemli şey bilgisayarım çok kuvvetli bir bilgisayar değildi benim o zaman başladığımda. Şimdi de çok kuvvetli değil de. Ee, şey çok önemli benim için. Yani o işlemi yaparken editi kes, kes parçala birleştir falan yaparken takılmaması lazımdı görüntünün. Görüntü takıldı mı insanın tabii ki siniri biraz eziliyor. Ona çok dikkat etmiştim. Bu programda hiçbir problem yaşamadım. Artı ikinci en önemli kısmı da Renderik dediğimiz hani işte bütün edit'i bitirdikten sonra tek bir Filme, tek bir videoya çeviren kısımda Çok hızlı bir şekilde yapıyordu. Benim en çok dikkat ettiğim iki şey buydu Coral Video Studio'da bunu yakaladım Eğer ki aranızda hani video editlemek ya da işte e, Youtube dünyasına girmek istiyorum, Youtuber olmak istiyorum diyenler varsa ben Coral Video Studio'yu Kesinlikle tavsiye ediyorum Bu fırsatı bana verdiği için Mert Sezer Beyciğime teşekkür ediyorum. Hepinize sevgiler. Teşekkür ediyoruz Erşah. Şimdi sıra geliyor Mustafa Aslan'a. Mustafa Aslan YouTube içerik üreticileri için çok güzel ve çok niş bilgiler paylaşan bir kanal. Ayrıca son dönemlerde çok büyük projelere imza atmış bir ajansın da sahibi. Yani bu işler ekmek yiyen birisi. Bakalım Mustafa Aslan bu montaj programları hakkında neler söyleyecek bize? Selam, ben Mustafa Aslan. Ee, hem YouTube kanalım için içerikler üretiyorum... ...hem de yeni nesil bir prodüksiyon şirketim var ve... E, ...markalar için, müşterilerimiz için YouTube ve Instagram içerikleri üretiyoruz. E, ve ekip olarak Final Cut Pro kullanıyoruz. Bundan bir buçuk sene öncesine kadar falan Premiere, Adobe'nin Premiere Pro'sunu kullanıyorduk. Artık 20 dakikalık bir videoyu 3 saatte, 4 saatte render almaya başlayınca bilgisayar... ...mecburiyetten aslında biraz geçtik ilk başta Final Cut'a. Sonra uygulamayı kullandıkça Manyetik Timeline'ın Final Cut'ın basit arayüzünün iş sürecimizi ayrıca hızlandırdığını fark ettik. Premiere Pro'nun çok güzel bir renk düzenleme paneli, Lumetri Color paneli vardı. Onu biraz özlüyorum sadece çalışırken ama Final Cut'ın renk düzenleme paneli de yeterince iyi. Final Cut'la ilgili en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi her şeyin çok dinamik olması. Yaptığım şeyin sonuçlarını, yaptığım işlem ne kadar karmaşık olursa olsun basit bir arayüzde görüyor olmam ve tabii ki zaten Final Cut'ın geçme nedenimiz olan performans. Bazen 20 dakikalık videoları 10 dakikada 15 dakikada render alabiliyoruz artık üzerinde e, çok fazla renk işlemesi olan 4K videolardan bahsediyorum. Buna ek olarak, Final Cut'a ek olarak da bazı projelerde Adobe'nin After Effects yazılımından e, yararlanabiliyoruz süreç içinde. Teşekkür ediyoruz Mustafa, çok sağ ol. Şimdi sıra geliyor Seyfi Durmaz'a. YouTube'da videolarını izlerken dinlendiğim bir kişi. Size anahtar kelimelerini vereyim. Ne tür içerikler olduğunu siz oradan çıkarın. Kamp, doğa, köy yaşantısı, dağ, ağaç ev, güzel videoları var. Evet Seyfi, söz sende. Sen hangi video montaj programını niçin kullanıyorsun? YouTube'a başlayacaksın. Videoları düzenlemen gerekiyor haliyle ve hangi programla başlamalısın ki daha kolay ilerleyebilirsin diye düşünüyorsun. YouTube'a başladığımda en çok eğitimini bulabildiğim, en çok duyduğum, bilimlerinin en fazla olduğu program olan Adobe'la başlamıştım. Ben Adobe Premiere'le. Şu an hala aktif olarak Adobe Premiere kullanıyorum. Bundaki en büyük yetmen bir başladığımda eğitimi çok fazla ve detaylıca vardı. İkincisi o zaman için kreye çok kolaydı. Üçüncüsü alışkanlık. Yani video ile ilgilenen kişilerle sohbet edebilir, bir şeyler sorabileceğiniz tek program bana göre hala Adobe Premiere. Çünkü çok fazla bilinirliği var. Ve dolayısıyla da eğitimini bulmak, üzerinde bir şeyler yapmak ve kendinizi geliştirmek çok daha basit bir hale aldığı için ben de Adobe Premiere ile başladım. Hala de onu kullanmaktayım. Diğer yandan bir Mac kullanıcısıyım, Final Cut kullanabilirim. Denedim de. Fakat bir türlü alışamadım. Bundaki tek nedenin alışkanlık olduğunu düşünüyorum. Çünkü Gerçekten çok uzun zamandır Premiere kullanıyorum ve yeni bir programa adapte olmak bana çok zor geliyor. Hızlıca Premiere'de edit yapmak varken diğer bir programda araçları bulamamak bile bana çok garip gelse de şu an DaVinci ve Final Cut'ta da yine çalışmaya devam ediyorum. Bence her programın farklı bir esnekliği var. Bundan da yararlanmış olur diye düşünüyorum. Sen de YouTube'a yeni başlıyorsun, bir şeyler öğreteceksin ve bunları düzenleyeceksin. Dolayısıyla yeni bir program seçerken benim tavsiyem eğitimin çok fazla olması ve kolayca hemen neyi nasıl yapabileceğini bulabilmen gerekiyor. İkincisi de programın esnek olması gerekiyor. Renk düzenlemesi, ileriye doğru kurgularınız hızlı render alması gibi birçok hata vermemesi gibi bir premier kullanıcısı olarak birçok etmen senin için önemli olacak. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Mert abi ve onu takip eden sizlere çok selamlar. Teşekkür ediyoruz Seyfi. Çok sağol. Şimdi sıra geliyor. Sercan anlatıyor. Sercan. Ses kayıt teknolojileri üzerine YouTube Türkiye'de tek. Nokta. Başka hiçbir şey söylemiyorum. Kendisi öncelikle bu konuda zaten bir eğitmen. Verdiği bilgiler, anlattıkları böyle parayla alamayacağınız bilgiler. Eğer video veya ses teknoloji, ses kayıt teknolojileri üzerine ilginiz varsa mutlaka takip edin. Bakalım Sercan bize video montaj programı ile ilgili neler anlatacak? Ne kullanıyor, neden kullanıyor? Buyurun Sercan Bey, söz sende. Mert sevgili izleyicileri merhaba, hoş geldiniz. Ben Sercan Solmaz, ses kayıt ve müzik teknolojileri eğitmeniyim. Ve bunları YouTube üzerinde anlatırken video düzenleme işlemlerini tamamen Final Cut Pro'yu kullanıyorum. Kendi alanımla ilgili Bolca detaylı konuları anlattığım için de günden güne video sayım artıyor ve bu da benim için video çekmeye harcadığım zamanın iki katından fazlasını neredeyse video düzenleme başında geçirmem anlamına geliyor. Hızlıca neden Final Cut Pro'yu tercih ettiğimi anlatacak olursam şöyle diyebilirim. Bir şeyler anlatmam gerekiyordu ve bunu dolambaçlı menülerle, ayarlarla bir kaosun içine düşmeden ve bu içerik üretim işinden de tabii ki soğumadan yapmam gerekiyordu ve kendimce bir test yaptım. Hem Final Cut Pro hem de en dişli rakibi Adobe Premiere Pro ile bir video düzenledim. Aynı videoyu her iki programda da export aldığımda Final Cut'ın hızı Adobe'de ileride olası kaybedeceğim zamanı bana oldukça kazandı için Ve tabii ki kullanıcı dostu arayüzünde sempatisiyle satın alma kararı verdim. Bu demek değil ki en iyisi Final Cut, en hızlısı Final Cut ama benim için şu anda en kullanışlı o. Program bana kendini öğretiyor. Aslında çok karmaşık kurgular içinde kaldığım zamanlarda bile elimin altındaki kısa yollar, menüler, kutular, renkler, ses ayarları özellikle gerçekten de onları oraya sanki ben koymuşum gibi düzenli bir halde duruyorlar. Apple'ın bir başka uygulaması ses kayıt ve düzenleme programı olan Logic Pro var. Logic Pro X. Bunu da kullandığım için aynı mantıkta kullanımla karşılaştım ve gün geçtikçe üzerinde kendimi geliştiriyorum Final Cut'ta. YouTube'a yeni başlayacaklar için video editör seçimi konusunda naçizane şunları göz önünde bulundurulmasını isterim. Kullanıcı kendi bilgisayar sistemini iyi tanımalı. Hangi programı hangi işletim sisteminde hangi limitlerde zorlayabileceğini anlamalı. Uzun uzun kurgular yapmadan önce de testler yapıp kendini ve sistemini iyice denemeli. Tabii ki kullandığınız program sektörün en iyisi olmak zorunda değil ama işinize en pratik ve anlatacaklarınızı eklemenin en kolay olduğu bir program olmalı. Ve aynı aynı zamanda bence hızlı öğrenmek için iyi üretilmiş eğitim videolarına da sahip olmalı kullanacağınız program. Böylece öğrenmeniz kat be kat hızlı olacaktır ve zorlu yolları daha da kolay geçeceksinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum Sercan. Çok sağ ol. Evet gördünüz. Ben dahil 6 tane içerik üreticisi sizlere hangi programı, neden, neyine dikkat ettiğimizi, neden kullandığımızı anlattık. Umarım size montaj programı seçiminde bir yol gösterir. Size bir ön ayak olur bazı şeylere karar vermenizde. Siz de fikirlerinizi, görüşlerinizi, hangi programı neden kullandığınızı aşağıya yazın. Bu videoyu izleyenlere hep beraber bir rehber olalım. En azından seçimlerinde bir yol gösterelim değil mi? Kendinize iyi bakın. Başka videoda tekrar görüşeceğiz. Bu arada yara biraz kötü duruyor. İnşallah video boyunca gözünüzü almadı.